Merhaba arkadaşlar. Daha önce hiç yemediniz ama sürekli önünüze videosu çıktığı için canınızın çektiği yiyecekler vardır ya. İşte bu papaya da benim için öyle oldu. O kadar çok önüme çıktı ki çok merak ettim tadını. Bol misket limonu sıktım. Öyle yapıyorlardı videolarda. Şimdi ağzım sulandı nedense. Tadını bilmediğim bir şey gerçekten bu kadar canım isteyebilir. O çok değişik. Çok güzel. Muhteşem ama meyvenin tadında böyle bir eksiklik var. Tatlılığımı az desem. Böyle bir altta boşluk var. Birazcık daha mı ekşi istiyor? Buna ne yakışacağını biliyorum. Birazcık Meksika baharatı döktüm tahin. Meyveleri çok yakışıyor. Özellikle mango, karpuz, hatta erik. Evet, papaya da çok yakıştı. Papaya ya da. Çok yakıştı. Bir de vanilyalı yoğurt ve granola koyuyorlar. Ay bebek uyandı bir dakika. Bir de dediğim gibi vanilyalı yoğurt ve granola ile yiyorlar. O şekilde de çok merak ediyorum ama ben hala bebeğin alerjisinden dolayı yiyemiyorum yoğurt. O yüzden vanilyalı vegan bir yoğurdum var. Onunla deneyeceğim. Ama önce bir bebeği doyurayım. Öyle geliyorum hemen. Şöyle çok az koyacağım. Meyveyi bozmak istemiyorum. Birazcık ucuna koydum. Şöyle birazcık da granola. Yani bu yoğurdu ancak böyle yiyebilirim. Yani kötü oldu diyemeyeceğim de. Yani kesin normal yoğurt da çok daha güzel olur. Bence yine en güzel misket limonuyla bol bol sıkıp birazcık baharat. Çok tatlı bir meyve olmadığı için bence ekşiyle daha iyi gidiyor. Kesinlikle. Denediyseniz daha önce ya da denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl yiyorsunuz, nasıl buldunuz? Ben bu şekilde bayağı bir sevdim. Bu kadar. Hoşça kalın.